Merhaba arkadaşlar, tekrar kanalımıza hoş geldiniz. Bu videoda özellikle yeni başlayanlar ve orta seviyedeki arkadaşlar için nasıl hızlı gelişeceklerini öyle bir anlatacağım ki. Hacılar, ara ara yayınlarda sizlere söylüyorum. Diyorum ki ben şu an itibariyle sıfırdan oyuna başlasam en babası 6 ay içerisinde sıfırdan 14K prestije çıkarım arkadaşlar. Bir anda sıfırdan 14K prestiji çıkarım en babası 6 ay içerisinde. Hatta bunu biraz daha detaylandırayım. Ortalama olarak söyleyeceğim. 2 hafta içerisinde KPO olurum. 1 ay içerisinde, 1,5 ay içerisinde şövalye olurum arkadaşlar. Büyük ihtimalle 3. ayda taht kırıcı olurum. 3. ayı bile kara bir hile hurda yok kesinlikle. Hile hurda zaten çok doğru bir şey değil. Hem oyun anlamında hem dini anlamda doğru değil. Neyse o kısma başka zaman gireriz. Ondan sonucuma 6 ay içerisinde de arkadaşlar en babası 6 ay içerisinde de en az 14K prestiji cuk diye profile oturturum arkadaşlar. Şurayı en az 14K yaparım. 14K'nın üstü de rahatlıkla çıkartabilirim. Peki bu olay nasıl olur arkadaşlar? Onunla ilgili bir iki ufak taktik vereyim sizlere. Öncelikle oyun bizim zamanımızdaki gibi değil. İlk zamanlardaki gibi değil. Çok soruyorlar. Mesela diyorlar ki işte abi ilk 5 yıldızını kaç level dağıttın? Şimdi bunu soran kardeşimin niyeti kıyaslama yapmak. Hani ben de iyi gidiyor muyum acaba falan diye. Şöyle söyleyeyim. Bizim arkadaşlar oyunun ilk 3-3,5 yılı belki ilk 4 yılı biz sadece dördüncü sahneye kadar oynadık. Yani bizde 5. 6. sahne diye bir şey yoktu. Dördüncü sahneye kadar hep 3-4 yıldızlar oynadık. 5 yıldız diye bir şey bizde yoktu zaten. Biz 5 yıldızlar geldiğinde mevzu patladı buralarda. 6 yıldızların geldiği gibi. Tabii şimdi bizim zamanımızda 5 yıldızlar daha yokken şimdi 7 yıldızların muhabbetleri dönüyor. 6 yıldız R5'lerle 7 yıldızlar aynı anda gelir mi falan filan Inter Milan arkadaşlar. Peki gelelim asıl mevzuya. Hesabınızı böyle hızlı nasıl geliştireceksiniz? İki kural var arkadaşlar. Hiçbir zaman değişmez. Hayatın her yerinde başarıyı sağlayan iki kural. Birincisi hedefinizi belirleyeceksiniz. İkincisi de hedefinize uygun strateji yapacaksınız. Ve tabii ki bu ikisini yapabilmek için buna 3 demeyeceğim. Bu çünkü olmazsa nefes almak gibi bir şey, yürümek gibi bir şey arkadaşlar. Bunu uygulamanızdır. Birincisi hedef belirleyeceksiniz kendinize. İkincisi de doğru bir strateji uygulayacaksınız arkadaşlar. Bunlar olmazsa kusura bakmayın sıçarken bile düzgün sıçamazsınız. Orada bile başarılı olamazsınız. Benden size söylemesi. Mevzu nedir arkadaşlar? Birincisi kredilerinizi asla ve asla kristal açmaya kullanmayacaksınız. Yapılan en büyük hata. Ya bir tane premium açayım, işte bir tane şövalye açayım, onu açayım. Bunu arkadaşlar asla ve asla yapmayacaksınız. Bunu yaparsanız bir kere kafadan selamun aleykümsünüz. Gelelim ikinci mevzuya. Elinizdeki kadroya göre hızlı geliştirmek istiyorsan arkadaşlar tabii ki yeni karakterler bulmanız lazım. Aynı zamanda var olan maceraları çok hızlı bir şekilde bitirmeniz lazım. Kesinlikle yapacağınız şey ilk olarak hikaye maceraları. Yani şu gördüğünüz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7'nin olduğu yerler arkadaşlar. Kesinlikle 1 ve 2 artık zaten değişti. Bizim zamanımızda çok daha külfetliydi. %100 yapmaya gitmiyorsunuz. 1 ve 2'yi %100 yapabilirsiniz ama 3'ü %100 yapmıyorsunuz arkadaşlar. 3'ü tek tur atıyorsunuz. Zaten ki burası da çok kısaldı. Minnacık şey kadar, şeyim kadar bir şey oldu. Cücük kadar oldu. Dördüncü sahneyi %100 yapmanız önemli ama ilk başta değil arkadaşlar. Çünkü dördüncü sahneyi %100 yaptığınızda burada size ekstra ustalıklar veriyor. İlk başta değil. Ama dördüncü sahne sonra geri dönüp %100 yapacaksınız. Ama şimdilik tek tur atıyorsunuz. Beşinci sahneyi tek tur atıyorsunuz. Asla ve asla %100 yapmıyorsunuz. Çünkü %100 ödülleri eski zamana göre iyiydi. Siz buraları %100 yapmaya çabalarsanız zamanın gerisinde kalırsınız. Bakın size bir şey söyleyeyim. Biz oynarken mesela hani kafanızda canlandığını söylüyorum. Birinci bölüm oynadık. 2'yi oynadık, 3'ü oynadık, 4'ü oynadık, 5'i, 6'ı, 7'yi oynadık ve şimdi buradayız. Siz böyle yaparsanız çok geride kalırsınız. Siz direkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yapacaksınız. Biz %100'e gittiğimiz için çok vakit kaybedildi. Ama bizim zamanımızda başka bir şey yok. Nasıl şu anda 7. sahne, %'lik 8 yok, 9 yok mesela. Siz yüzlemeyeceksiniz.
yukarı doğru direkt çıkacaksınız. Hepsini tek tur atacaksınız arkadaşlar. Mevzu bu. %100 yaparsanız kaybedersiniz arkadaşlar. Sadece 4. saniye %100 yapmanız, çünkü ustalık lazım arkadaşlar. O da açıkçası çok da önemli. Yani ustalığı çok abartıyoruz. Abartmayın arkadaşlar. Ustalık da öyle ahım şahım bir durum değil. Bazı durumlarda ufak tefek teknikler olabilir ama çok ufak tefek. Mesela bende şu anda kanama zehir açık ve 59 tane ustalık var. Bu arada yanlış bir, nasıl söyleyeyim, yanlış bir düşünce var, yanlış bir bilgi var. 60 tane ustalık olduğu düşünülüyor. Yok arkadaşlar. 60 level var, 59 ustalık var. Saçma mı? Saçma ama yapacak bir şey yok. O kısımları, saçma kısımları komple kenara kaldırıyoruz. Devam ediyorum. 4'ü tek tur attın, 5'i tek tur attın, 6'yı tek tur attın, 7'yi tek tur atmadın. Şu an için söylüyorum, 7. saniyeyi yüzleyeceksiniz. 7. saniyeyi direkt bütün işiniz gücünüz, mesela oyuna yeni mi başladınız, aklınıza sadece 7. saniyeyi yüzlemek olacak. Başka hiçbir şey olmayacak arkadaşlar. Bir anda yüzleyebilir misin? Yemezler. Onu yüzleyemezsin. Peki ne yapacaksınız arkadaşlar? Gidebildiğiniz yere kadar gideceksiniz. Gidebildiğiniz, sen nereye kadar geldin? İşte atıyorum 5. sahnenin 3. bölümünde kaldın diyelim. Çünkü 3. sahne hatta 5-2 diyelim. Hadi 5-2'den başlayalım. 5-2 boss'u koleksiyoncu. 5-2-6 önemli bir dönüm noktasıdır oyunda. KPO dediğimiz ünvan. KPO ünvan olmazsa birçok ödülden, etkinlikten eksik ve mahrum kalacaksınız arkadaşlar. Hadi geldiniz 5-2'ye kadar geldiniz. 5-2'de işte buradan itibaren artık bozmalar falan başlıyor. Özellikle şu 5-2-3'teki Baron ismini gördüğünüz yerde artık bazı bozmalar, mazoşizmler, silleler başlıyor ve sen zorlayacak. Burayı bitiremiyorsanız ne yapacaksınız arkadaşlar? Geri dönüp yüzleyecek misiniz? Öyle bir şey yapmıyorsunuz. Geliyorsunuz aylık maceralara. Bakın aylık macera ve ilave macera hiç oynamadınız. Takıldığınız yerde aylık macera ve ilave macera oynamaya başlıyorsunuz. Ben 5-2'yi örnek olarak veriyorum. Sen gidersin işte 4'te takılı kalırsın falan filan, 6'da kalırsın. Çok önemli değil kaldığın yer. Aylık maceralarda gücünüzün yettiği yerleri %100 yapmıyorsunuz arkadaşlar. Tek tur yapıyorsunuz. Gücünüzün yettiği yerleri tek tur yapıyorsunuz. İlave maceraya geliyorsunuz. İlave maceraları %100 yapıyorsunuz. İlave maceralar önemli. İlave maceraların verdiği ödüller inanılmaz. Yani 5 yıldız 6 yıldızlar coşuyor coşuyor. Dediğim gibi KP olduktan sonra daha başka olacak. İşte o mesela kahraman ve usta, bunlar çerez arkadaşlar. Yani bunlar zorluk morluk diye bir şey yok. Ve çatır çatır size 4 yıldızla 5 yıldızları çatır çatır veriyor. Mesela oyuna başladığınızda büyük ihtimalle 1. 2. haftadan itibaren en babası bir ilave maceradan diğer ilave maceraya, ikinci bir macera geçtiğiniz anda çatır çatır zaten 5 yıldızları toplarsınız. Hatta 6 yıldızları da çok atlı sayıları bir seviyede toplarsınız arkadaşlar. Velhasıl kelam, yapacağımız olay belli. Hikaye maceralarını tek tur atıyorsunuz ta ki 7. saniyeye kadar, 7. saniye yüzleyeceksiniz. Ondan sonra aylık maceralarda mutlaka oynayacaksınız. Takıldığınız yerlerde kalın. İlave maceraları oynuyorsunuz arkadaşlar. Mutlaka arena kasıyorsunuz. Yani tabi şu anda yeni başlayanlarda arena şu şekilde gözükmeyecektir. 3 arena değil, sadece tek arena olacaktır arkadaşlar. Ta ki KPO olana kadar. KPO olunca buralara gitsiniz. Amacınız direkt buradan hero'lar almak olmasın. Veyahut da bütün aşama ödüllerini almak zaten olmayacak. Öyle bir şeyiniz varsa patlarsınız. Kasabildiğiniz kadar kredi kasacaksınız. Peki bu kredileri ne yapacaksınız arkadaşlar? Bu kredilerle hikaye macerasını oynayacaksınız. Başka hiçbir şey yapmayacaksınız. Bütün kaynaklarınızı hikaye macerası. Başta ne demiştim? Boyuna başlar başlamaz. Bütün işiniz gücünüz 7. saniye. Şu an için söylüyorum. %100 yapmak olacak. Çünkü 7. saniyeyi %100 yaptığınızda R4 atabiliyorsunuz. Aynı zamanda bolca özgünlük taşınız oluyor. Tabii ki hero'lar, mirolar falanlar filanlar hak getire. S5'ler, 6 yıldızlar havada uçuşuyor zaten arkadaşlar. Ve direkt bomba gibi topluyorsunuz. Ve bu şekilde de arkadaşlar bolca özgünlük taşı da toplayacaksınız. Aynı zamanda CV uyandırmalarla bolca 6 yıldız kopyanız olacak. Dediğim şeyi uygularsanız, eğer benim vaktim, imkanım veya bir durum olsaydı, öyle bir şey olsaydı, 6 ay içerisinde, şu anki vakitte söylüyorum ki 6 ay sonraya kadar bayağı daha da kolaylayacaktır bu olayla. Direkt arkadaşlar 14K prestiji basmıştım. Mutlaka bir ittifakta olacaksınız. Küçük büyük fark etmez. İttifaka gireceksiniz. Özellikle ittifak macerası oynayacaksınız arkadaşlar.
düzenli olmayacaksınız gücünüzün yettiği kadarıyla. İlk zamanlar sizin ittifaklarınız çok aktif olmayabilir veya çok düzenli olmayabilir. Ya ittifak dandik diye düzenli bitirmiyor diye siz de bu dandikliğe dahil olmayacaksınız. Oyunu görebildiğiniz kadar oynayacaksınız. Ne kadar hesabınızı güçlendirseniz hemen daha yüksek ittifakı geçeceksiniz ki özellikle şöhretleri toplayıp şöhret mağazasından hızlıca yükselme eşyaları toplayabilirsiniz. Çünkü karakter buldunuz aylık ve ilave maceraları oynayarak bunları yükseltme eşyaları da çok büyük bir kısmı arkadaşlar şu mağazadaki şöhret bölümünden gelecektir. Buralardan toplayacaksınız arkadaşlar. Nerede şöhret? Aha da burada. Artık sizin o zamanki ünvanınıza göre de buralarda eşyalarınız olacak. Buradan da çatır çatır toplayacaksınız arkadaşlar. Aslında mantık bu kadar basit. Bir önceliği hikaye maceralarına vereceksiniz. Mutlaka bir ittifakta olacaksınız. Aylık ve ilave maceraları oynayacaksınız. İlave maceraları mutlaka %100 yapacaksınız arkadaşlar. Bütün kaynaklarınızı da kristal açmaya değil, çok büyük bir hatadır. Kendinizi tutacaksınız. Yani sonuçta dediğim gibi strateji, hedefe ulaşma, kendine hedef belirleme ve tabii ki buna bir dirayet lazım. Başta söylediğimiz gibi onu 3. madde olarak bile saymadık. O olmazsa olmaz zaten. Bunları yaparsanız göreceksiniz. 2 haftada çok rahat. Artık hero bulmakta zorluk yok. Hero bulmak çok kolay. İyi hero bulmak farklı bir şey ama kusura bakmayın da KPO olmak için iyi bir hero'ya ihtiyacınız yok. Ya bugün en kötü hero'larla bile, en kötü 4 yıldızlarla bile KPO olunabilir. Ne olur biliyor musunuz? En babası biraz daha 10 tane 20 tane fazladan diriltme harcarsınız. Kusura bakmayın da 20 tane diriltme arkadaşlar 800 kredi zaten. Çok ekstra bir durum değil. Zaten siz kredilerinizi çarçur etmediğiniz için çok hızlı bir şekilde KPO oldunuz. KPO olduktan sonra önünüz zaten açık. Yani şurada birazcık ıkınabilirsiniz. Çünkü burası karakter çeşitliliği istiyor ama kredileri harcamadığınız için çok rahat geçtiniz buraları. Burası zaten kolay. Bir tek buranın işte bir iki boss'unda antrenmanlı olmanız lazım. Bunlar için tabii mutlaka ve mutlaka Magi TV izlemeniz lazım. Ben sürekli izliyorum. Bugüne kadar 5700-5800 tane video atmış. Hepsinde ben vardım. Hepsini izledim arkadaşlar. Sizler de izlemenizi tabii ki tavsiye ederim. Bunları yapın. Başka bir şeye ihtiyacınız yok arkadaşlar. İnanmıyorsanız bir deneyinde görün derim. İnşallah faydalı olmuştur. İnşallah kısa zamanda bolca prestijli yeni çılgın bıçkın gençler etrafta bıcır bıcır dolaşır. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.